Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte duş bile alınmaz denilen suların ne kadar temiz olduğunu test ediyoruz. Kullanacağımız aparat şu arkadaşlar. Xiaomi Mi TDS su kalemi diye bir tane ürün kullanacağız. Su test kalemi. Yani suyun içindeki TDS miktarını ölçüyor. TDS demek suyun içindeki çözülmüş katı maddeydi. Yanlış hatırlamıyorsam TDS'ye güvenenler de var, güvenmeyen bir kesim de var. Burası tartışılır. Sonuçta burası bir laboratuvar ortamı değil. Ama bizim elimizde bu kalem olduğu için verileri ona göre saptayacağız. Damla, Nesle ve Erikli içilmez denilen sular. Bursa Teknik Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre. Pınar'la Hayat da arkadaşlar numune vermemişler. Bir yağmur suyumuz var. Ofisimizin arıtma suyu arkadaşlar. Biz bu suyu içiyoruz. Ofiste çeşmeye bağlanan arıtma sistemi. Bu da direkt çeşmeden alınan su. Şöyle yapalım bence. Damlayla başlayalım. Bir yudum içeyim, ben de aklınızı helal edin. Helale hoş olsun Çağdaş. 1 liralık su şunlar. 10 liralık. Neydi bu? Damla. Damla neydi? Damla evet. Evet. Erikli miydi? Damla. Pardon ya, ben hep karıştırıyorum bunları. Oo. Babacım 68, 69. Baba daha ne kalsın, 70 çıktı ya. 71. Hadi şu 8'lik suyu kim de verecek? Niye bunu bu kadar büyük aldık ya? Bulamadık abi, eriklisi yok. Şimdi Nesle yapılıyor arkadaşlar. Nesle Pure Life. Oo. Kaç diyor lan? Nesleciğim 85 çıktı arkadaşlar. Gitgide daha az içilebilir hale geliyor bak. Bu arada şunu da söyleyelim, tabii ki de haklarını yemeyelim. Hala içilebilir seviyede, en azından bizim kaleme göre. Geldik mi 8'liye? Bu su bana benziyor. Tövbe. Su mu benziyor, şişesi mi benziyor? Genel olarak bana benziyor mu? Şurada aynı ben arkadaş, ne su içtin ha? Hocam nasıl? Ben beğendim. Alt tatlarında bir şey var mı? Vay. 70 çok da vay değil. 50 yüz arası da yani. O zaman hayat su. Bunlar numune vermemiş. Ya iddiaya göre. Gazetelerde yazan o. Şimdi makine patlıyormuş elimde. Sokağız eriyormuş. Ben yine bir... Normal su. Bildiğimiz su. Hazır mıyız hocam? Vallahi 70 çıktı bu da. Bu da 70 çıktı. Göndermedikleri kadar varmış. Ya bir 50'nin altını göremedik hocam. 50'nin altını göremeyeceğiz herhalde. Bizim çeşme suyundan umutluyum ben. Şimdi geldik Pınar Yaşam Pınarı'ma. 34 çıktı ya. Evet, en iyisi bu çıktı. Pınar su şu an test ettikleriniz için adamlar vermemiş ama haklı yani. O en iyisi Pınar çıktı şu ana kadar. Ben çok lezzeti beğenmedim ama. Pınar su 34 çıktı arkadaşlar. Aradığımız değer Pınar'da çıktı. Pınar'da yüksek çıktı. Saflık deniyor buna. Harbiden içilebilir. İçmeyi bırak yani. Al bunu bur. Pınar da çok saf canım. Daha da çirkinini yapmayalım artık, yeter bence. Evet, bizim bir içtiğimiz su neymiş? Bakalım. Aynen şöyle göstereyim arıtma bakalım suyu. Bakalım ofiste neler olacak. O kadar mı çıktı arıtma? Arıtma o kadar. Sıktık o kadar. Böyle arıtmayı da bak ben yazdım buraya. Güzel yazmışsın. Arıtma. Aha helal lan. 17. Bizim 18. Güzel. Bu harbi ultra über saf güzel. Yani içinde çözülmüş yani. Katı madde olmadığını gösteriyor aslında. Bu çok gaz olduğunu. Şimdi benim güzel bir fikrim var. Biz bu arıtmayı şişeleyip satalım bir en iyi su. Şimdi geldik yağmur suyuna. İzmir biraz yağmurluydu. Instagram'da bayağı bunu paylaşmıştık bardakla ne yapacağız diye. İşte bunu yaptık. Yağmur suyu bakalım. İşte budur. Saf su, tertemiz su. 10. İyi. Çok iyi çıktı 10. Biz de aradığımız... asit yağıyor diye tribe giriyor. Arıtılmamış haliyle olan çeşme suyu düz mu? Düz çeşmeden. Ben buradan görüyorum katı maddeleri. Bakayım. Bayağı bak. Çeşme suyu. Evet 300, çeşme suyu 335-327 oldu. 327'ye indi. İçilmez arkadaşlar. Çeşme suyu içmeyin, içirmeyin. Evet içmeyin, içirmeyin. Şimdi arkadaşlar testlerimiz daha bitmedi. Enteresan İki şeyi bir şey daha test edeceğiz. Aynen. İlki tabii ki de Web Tekno usulü hepsini birbirine karıştıracağız. Tamam karıştı. Bir canavar yarattık. Hepsi karışınca değer 83'e... 83 aynen. Aynen 83'e fırladı. 84. Dur şu çeşmenin hepsini koyalım bakalım. Aha bak çeşme suyu arttırdı. Çeşme suyu çok sakat be. Alet bu arada güzel ölçüyor. Yani zart diye değiştiriyor. Şimdi. Karışımızda 98 aldı. Yine içilebilir seviyesinde ama mükemmel bir su değil. Esas... videolarda olmazsa olmaz bir güzel bir final olur arkadaşlar. Diyelim doğada kaldınız, yağmur yağdı, bir yerde çamurlu su var. Ve onun TDS değerini merak ediyorum. Buyurun. Vallahi diğer sularla aynı. Darda kaldıysan iç. İçilir. Oğlum bir şey söyleyeyim, çeşme suyundan daha iyi lan çamurlu su. Bu da 197 çıktı. Biz o zaman banyoyu da bunda yapalım. 201 çıktı. İçmeyin. Siz yine de içmeyin abi. Gerek yok, arkada midesi bulananlar var. Aynen, şimdi bu videoda amacımız aslında suları tespitte... Ya bu videodaki amacımız aslında suları test etmekten çok cihazı test etmekti. Şimdi şöyle bir sıralayalım. Tabii ki de içilebilirliği tartışılır. Yalnız Xiaomi'nin bu kalemine göre en saf suyumuz yağmur suyu. İkinci suyumuz arıtma suyu. 17'ydi yanlış hatırlamıyorsam bunun puanı. Markalar arasında da Pınar su Xiaomi'nin kalemine göre en iyi çıkan su oldu. Diğerleri de 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın ve yine de yine kalemin verdiği değerlere göre içilebilir arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı yok. Çeşme suyu 327 puanla testin en kötüsü oldu arkadaşlar.
arkadaşlar. Böylece artık videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir de şunu söyleyeceğim. Eğer kaleme ihtiyacınız varsa satın almak isterseniz onun da linkini hemen açıklama kısmına ekledik arkadaşlar. Artık çıkalım videomuzdan. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka videoda görüşürüz. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen nerede lan benim erikli? Ortada duran bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Geliyor. Babam geliyor. Kaç. Buradan. Oğlum bu abiden bana benziyor. Bildin ama.